Analiz Resident Evil serisinin bir önceki bölümünde. Resident Evil ya da Japonya'daki bilinen adıyla Biohazard oyun tarihçesinin en köklü serilerinden birisidir. İlk olarak yapımcı Takuro Fujiwara tarafından daha önceki korku oyunu Sweet Home'un yeniden yapımı olarak tasarlanan Resident Evil'ın gelişimi Shinji Mikami tarafından yönetildi ve onun vizyonuna göre şekillendi. Maalesef üzülerek söylüyorum ama bu oyun yaşlanmaya başlamış. O kamera açısıyla çekilecek çile değil resmen. Hayranların istekleri meyvesini aldı. Resident Evil 2 Remake piyasaya çıktı. Karakter kimlikleri hakkında pek bir bilgi veremiyor oyun bize. Oyunda iki farklı hikaye var. Yani var deniliyor. Temel oynanış mekanikleri alışılagelmiş zaten. Saf, standart TPS shooter mekanikleri. Ama ağır, tok ve tatmin edici. Lafı uzatmadan sadede gel diyorsanız sizi mi kıracağım? Ben bu oyunu sevdim ya. Cidden keyif aldım. ...2005 yılı oyun dünyası için bir devrim niteliği taşıyordu. Şimdi bir en sevdiğiniz oyunları bir düşünün. Özellikle PlayStation Exclusive oyunlarını. Akıllara hemen Last of Us, 2018 yapımı God of War gibi yapımlar gelir. Hani daha taze yapımlardan örnek veriyorum. Ya da Xbox'tan örnek vermek gerekirse Gears of War falan. Bu oyunlar omuz kamerasıyla oynanan yapımlardı değil mi? Yani TPS türü aslında GTA 3, Max Payne gibi oyunlarda kullanılan bir oyun türüydü. Yani oyunu karakterimizin arkasından görürdük. Üçüncü şahıs bakış açısından. Kamera konu ana karakterimizin arkasında olurdu. Ama benim verdiğim örnekteki oyunlar böyle tam anlamıyla omuz hizasından oynanan oyunlar. Ekranda da görüyorsunuz zaten neden bahsettiğimi. İşte bir oyun vardı ve belki de bu oyun olmasaydı 2018 yılında oynadığımız God of War, Last of Us ve benzeri yapımları belki de hiç bu şekilde deneyim etmeyecektik. Bu yapım oyun dünyasına şekil verdi. Adeta bir devrimdi. Bu devrimin arkasında ismine aşina olduğunuz bir isim vardı. Shinji Mikami. Biliyorsunuz 1996 yılında Resident Evil geliştirmesiyle adından çokça söz ettirdi Shinji Mikami. Ama en büyük devrimi de şüphesiz Resident Evil 4'te yaptı. Aslında ilk başta tamamen bir aksiyon oyunu olarak geliştirilen Resident Evil 4, Shinji Mikami'nin ani bir karar değiştirerek yönetmen koltuğuna oturmasıyla durduruluyor. O hızlı aksiyona sahip oyun çöpe atılmayarak başka bir markaya dönüştürülüyor. Devil May Cry'a, evet. O apayrı bir video konusu, o yüzden es geçiyorum. Resident Evil'ın ilk 3 oyunu biliyorsunuz ki tamamıyla aynı formüldeki oyunlar. Oynanış, kamera açısı falan komple aynı özellikleri taşıyor. Artık bir şeylerin değişimi olması gerekiyordu. 4. oyunda aslında ilk başta bu şekilde geliştiriliyordu fakat daha sonradan ciddi radikal değişimleri vardı. Shinji Mikami'nin hakkında bambaşka şeyler vardı. Tamamen yeni bir tür eklemek. Riskli bir işe girerek oyun dünyasına omuz kamerasını getirdi. Oyun çıktı ve eleştirmenler tarafından hem gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan hem de serinin en iyi oyunu olarak adlandırılıyordu. Ama koyu Resident Evil hayranları bu oyunun ağzına sıçtı ilk başta. Oyun korku dozunu azaltıp aksiyona kaymış diye. Bu bir Resident Evil değil eleştirilerine maruz kaldı. Tabi daha sonradan değeri anlaşıldı, orası ayrı. Benim görüşlerime gelecek olursak, gelin bir bakalım detaylıca Resident Evil 4'e. Biliyorsunuz ki ilk başta eleştirmeyi hikaye tarafından başlarım. Ama hikayeye geçmeden önce gerçekten Resident Evil 4'ü takdir etmek gerek ya. Harbiden. Bu cidden büyük bir devrim. Ufak bir spoiler uyarısı vereyim, hikayeye geçmeden önce serinin önceki oyunlarından bilgiler taşıyor. Özellikle 3. oyunun sonuyla alakalı. Görmek istemiyorsanız şu dakikaya ve saniyeye gidebilirsiniz. 1998 yılında Raccoon şehri Umbrella şirketinin yaptığı virüs deneyleri yüzünden büyük zarar görmüştür. Çok fazla can ve mal kaybı yaşanmıştır. Virüsün diğer şehirlere yayılmasını önlemek için Umbrella şirketi Raccoon şehrini nükleer bir füzeyle yok etmiştir. Bu olaylardan tam 6 yıl sonra Leon S. Kennedy'nin şehirden kurtulanlardan biri olduğu öğrenilince ABD ajanları alınmıştır. Umbrella şirketi hala biyolojik silah konusunda büyük bir tehlike arz etmektedir. 6 yıl sonra ilk görevini alan Leon S. Kennedy bu sefer çok büyük bir tehlikeyle yine karşı karşıyadır. ABD başkanının kızı Ashley bilinmeyen bir tarikat tarafından kaçırılmıştır. ABD hükümeti tarafından bir sürü ajan Ashley'i aramak ve kurtarmak için birlik olmuştur. Leon'un Ashley'i aramaya geldiği lokasyon ise Fransa, İspanya kıyılarındaki küçük bir köydür. Leon
devriye gezdiği iki polise de yerlerinde kalmalarını söyler ve köylülere eşliği sorgulamaya gider. Lakin köylüler tarafından hiç ama hiç hoş karşılanmaz. Bunlar tam olarak zombi gibi görünmüyorlar, lakin normal insan olmadıkları da açık. Büyük bir hengamenin sonrasında Leon bu köyde işin hiç de normal olmadığını anlar. En nihayetinde eşliği yanına güvenli bir şekilde alır. Ama büyük bir problemleri vardır. Leon'un buraya ulaşım sağladığı köprü yıkılmıştır. Tek kaçış fırsatları deniz yoldur ama buna da pek imkanları olduğunu söylemek zor. Leon'un HD'yi bir an önce bu köyden kurtarması gerekmektedir. Yolları uzundur. Öncelikle ben şunu anladım. Resident Evil hikayeleri beni tatmin edemiyor. Cidden, ileriki oyunlar hakkındaki görüşlerimi kapsamıyor bu söylediğin. Biri hadi bitiremedik, tam deneyim etmedik. O yüzden bir şey söylemeyeceğim. 2 ve 3 hakkındaki görüşlerimi zaten önceki videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur. İzlemediyseniz de izleyin, la tatlı video oldu bence. Tamam, 4. oyunun hikayesi de beni tatmin etmedi ama en azından beğendiğim noktalar mevcut. Diğerlerine nazaran bir tık daha iyi ama genel olarak çok da mutlu ayrılamadım hikayesinden. Öncelikle olay örgüsü cidden çok zengin, çok dolu. Ana konu belli ama bu ana konu çevresinde hikaye ilerledikçe çok farklı şeyler sunuluyor bizlere. Sürekli ton değişiyor. Bu açıdan tempoyu her daim yüksek tutuyor oyunumuz. Ana karakterler çok karikatürizeler be. Çok uçuk kaçıklar. Cidden batılı bir anime izliyormuşum Eda Sever'de bana bazı anlarda. Peki epik mi? Dibine kadar epik anasını satayım. Karakterlerin dövüşleri, Leon'un karizması vesaire. Ama hikayenin ciddiliği de kırılıyor bu zamanda. Siz beğenmiş olabilirsiniz hikayeyi, size hiçbir şey diyemem. Ama hikaye aslında kişiden kişiye değişir. Kimisi o uçuk kaçık karakter portrelerini sever. Kimisi daha ciddi bir hikaye sever. Herkese değişiklik gösterir. Ama ben çok ısınamadım hikayeye. Ama bakın kötü demiyorum. Sadece iyi değil. Hele bir de diyaloglar falan çok şey. Yapay. No thanks, bro. Kötü karakterler özellikle çok akılda kalıcı değil. Akılda kalıcı olanlar zaten spoiler'a gireceğinden söyleyemiyorum. Ama 16 yıllık bir oyunda böylesine sinematik bir anlatım beklemezdin doğrusu. Shinji Mikami Reis yönetmenliğini koruşturmuş diyebiliriz. Sunum olarak cidden iyi bir iş başarmış. Ama işte karakter işlenişleri ve konu işlenişi de olaya zenginliği kadar iyi olsaydı keşke. Hikayeyi eleştirirken oldukça sığ kalmış olabilirim. Ki zaten hikaye oyunlarda en öncelik gösterdiğim nokta değildir. Ondan daha önemli gördüğüm yanlar da vardır. Oynanış her daim en ön planda olan özelliktir benim için. Hadi gelin bakalım. Zaten yukarıda oyun dünyasına getirdiği omuz kamerasından bahsettik. Şimdi oynanışta elbet ki eskiyen yönler var. Bunları hemen aradan çıkarayım ki öveceğim şeylerin arasında kara koyun gibi kalmasın. Şimdi ben bu oyunu klavye mouse ile oynadım. DualShock 4'ümü bilgisayarıma her bağladığımda kolu hep Xbox 360 kontrolcüsü olarak algıladı. Normalde DualShock 4 ile oynardım yani. Mecburen klavye mouse ile oynadım. Şimdi oyunlarda normalde karakteri döndürmek için mouse çevirimiz yeterli olabiliyor. Eskiden karakteri döndürme işlemini WASD üzerinden yapmayı tercih etmişler. Bu da oynanışın biraz yavaşlamasını sağlıyor ve birazcık yoruyor insanı. Özellikle ilk defa oynayacak olan arkadaşlar ilk başta bayağı afallayabilir. Bende de oldu bu durum. İyi söyledim yani başlarda. Ama merak etmeyin, sonradan alışıyorsunuz. İkinci bir diğer eskimeye başlayan yön ise nişan aldığımızda karakterimizin sabit kalması, yürümemesi. Bu da yine oynanışı bayağı hantallaştırabiliyor. Ama merak etmeyin, buna da alışacaksınız. İlk başlarda afallamanız çok doğal. Alıştığınız zaman çok keyifli bir kombat sizi karşılayacak. Çünkü oyun durarak ateş etmeyi bile eğlenceli ve taktiksel bir hale sokuyor. Silahları kullanmak cidden çok eğlenceli yahu. Her biri cidden farklı hissettiriyor ve her birinin de kendince bir ağırlığı mevcut. Tabancayı kullandığınızda ayrı, taramalı da ayrı, shotgun da ayrı, sniper da ayrı, altı patlar da ayrı, bıçakta bile ayrı bir tat alıyorsunuz. Bu bahsettiğim hantallıkta silah mekaniklerinin sağlamlığı sayesinde hiç gözünüze batmamaya başlıyor. Ve. Vuruş hissiyatı. Ulan yıl olmuş 2021, hala Resident Evil 4 kadar tatmin edici çok az oyun var vuruş hissiyatı konusunda. Bence özellikle ses efektleri sağ olsun inanılmaz bir hissiyat sunuyor bizlere. Ve vuruş hissiyatının iyi olmasının bir diğer önemli hususunu da söyleyeyim. Düşmanların neresine vurursanız vurun oraya özel tepkiler veriyorlar. Düşmanın burnuna sıktığımda bağırarak burnunu eliyle tutuyor. Sırtına vurduğumda sırtını öne çekerek düşüyor. Pompalıyla vurduğumuzda zaten resmen uçuyor. Ayağına sıktığımda dizini kırarak yere çöküyor. Bakın bunları çoğu oyun önemsemiyor bile. Sanki mermileri havaya sıkıyorum gibi hissediyorum çoğu oyunda. Bu açıdan Resident Evil 4'ü cidden takdir ettim. Bayıldım la vuruş hissiyatına. Hele pompalıyla düşmanın kafasına sıktığımda beyninin dağılması. Bomba atarıyla tüm bir vücudu atomlarına ayırmak. Sniper'la tekte tüm kafaları patlatmak. Bıçakla düşmanları doğramak. Oh be! Çok iyi lan, çok iyi. Sabaha kadar tüm vahşi fantezilerimi uygularım bu oyunda. We'll be right back.
Sanki TPS Doom oynuyoruz anasını satayım. Gerçi oynanış yavaş olmasa harbiden Doom olurmuş ha. Neyse çok sapmadan devam edelim. Oynanış tarafını takdir edeceğim bir diğer yan ise oyunun size sandbox bir özgürlük tanıması. Bölümleri buna göre tasarlaması. Evet, bölüm tasarımlarına tam olarak girmeden de bahsedeceğim. Şimdi savaşların geçtiği alanlar genelde ufak bir genişliğe sahip oluyor. Düşmanlar da belli yerlere konumlandırılmış. Oyun size elinizden tutmayarak nasıl öldürmeniz konusunda serbest bırakıyor. Mermi ve envanter kontrolünü de iyi yapmalısınız. Resident Evil 4'ün envanter sistemi de cidden çok yenilikçi o yıllar için. Envanter düzenlemek bile bir challenge ortaya koyuyor. Puzzle gibi yönetmeniz lazım. Bu savaş anlarında elimize sadece bir silah alabiliyoruz. Diğer silahlarımızı başvurmak istersek envantere girip equiplememiz gerekiyor. Bu da yine savaşı yavaşlatabiliyor. Ama şöyle bir artısı da var. Düşmanlar tarafından sıkıştırıldığınız zaman ne yapmanız gerektiğini düşünmek için güzel oluyor. Taktikselliğe taktiksellik katıyor. Aynı The Last of Us Part 2 gibi ya. 2005 yapımı sadece bu oyun. Özgürlük tanıyor. Sadece düşmanlara beyinsizce mermi sıkmak yok. Mühimmatı kontrol etmeniz, çevreyi iyi kullanmanız, silahları değişimli kullanmanız gerekiyor. Bir de savaşlara gerilim katan bir şey daha var. Ashley. Evet, görevimiz gereği Ashley'i korumamız gerekiyor biliyorsunuz. Ashley'in de bir cambara var ve düşmanların ona yaklaşmaması lazım. Bir yandan düşmanlarıyla kapışmak, bir yandan Ashley'i kolaçan etmek savaşın atmosferini daha da güçlendiriyor. Bir hayatta kalma gerilim oyununun vermesi gerekenleri fazlasıyla veriyor Resident Evil 4. 2005 yapımı bir oyunun etkilerinin hala günümüzde de görülebilmesi mükemmel bir şey. Mekaniklerin dışında oyundaki düşman çeşitliliği de özellikle sonlara doğru fazlalaşıyor. Bu da tabii ki ayrı bir tat katıyor oyuna. Boss savaşları da oldukça yeterli sayıda ve gerçekten güzel boss savaşlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Oyun tarihinin en iyi boss savaşları listesine girebilecek bosslar yok belki de ama epiklik ve savaşlar anlamında serinin belki de en iyi birkaç bossuna sahip Resident Evil 4. Bir bölümde teknemizle ilerlerken birden deniz altından bir yaratık su yüzeyine çıkıyor ve teknemize takılıyor. Onunla farklı mekaniğe sahip bir boss savaşı mı dersiniz? İki tane dev troll'e benzer yaratık ile lavların döküldüğü bir ortamda yapılan boss savaşı mı dersiniz? Yoksa erkek erkeği yapılan bir düello mu dersiniz? Çeşitliliğe önem verilmiş. Şimdi oynanış tarafından çok uzaklaşmadan bölüm tasarımlarına bakalım. Belki de oyunun en iyi tarafına. Resident Evil 4 harbiden de dolu dolu bir yapım. 16 saatte bitirdiğim bu oyunda cidden çok fazla bölüm çeşidi var ve bu harika bir husus. Uncharted vari aksiyon sekansları da var. En akılda kalıcı ve tansiyonun arttığı iki tane kısım var mesela. Oyunun daha açılış kısımları. Köye geliyoruz. Düşmanları dürbünle kolaçan ediyoruz. Bir tanesine sıkıyorsunuz ve 5 dakika boyunca bir grup köylüyle mücadele etmeniz gerekiyor. Daha oyunun başları ve merminiz çok sınırlı bu sırada. Bir yandan mermi arıyorsunuz, bir yandan köylülerden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Bir diğer bölümde raylı yolda vagonla ilerliyoruz ama düşmanlar akın akın geliyor. 3 kere baştan başlamıştım. Hele şu testereli piçler var ya, onların soyuna tüküreyim ben, şerefsiz adiler ya. Bir de 2 tane üst üste gelmişti. 3 tane bombamı feda ettim ulan, ölmüyor puşlar. Genel olarak çizgisel yapıya sahip olduğundan bahsetmiştim bölümlerin. Çizgisel olmasına rağmen aynı ilk Last of Us'takine benzer alanlara sahip ve burada keşif yapabilirsiniz. Çok büyük bir keşif hissiyatı beklemeyin ama mermi ihtiyacınız olduğu anda bir kutuyu kırınca ve oradan ihtiyacınız olan mermi çıkınca bayağı mutlu ediyor insanı. Bu keşif yaparken kırdığınız kutulardan genel olarak para çıkıyor. Bu paraları da yine harcamamak gerek. Çünkü silahlarımızı bu paralar sayesinde geliştiriyoruz ve yeni silahlar da açabiliyoruz. Aynı zamanda satıcıdan ilk yardım malzemesidir. Silahları takabileceğiniz ekipmanlardır. Envanteri genişletmek için çantadır falan alabiliyoruz. Aynı zamanda fazlalık olan eşyaları satabiliyorsunuz. Bu sattığınız şeyler genellikle değerli madenler oluyor zaten. Oyunda ilerlerken bazı çıkıntılarda bir parıltı oluyor. Eğer silahınız ile o parıltıları vurursanız bir materyal alıyorsunuz. Bunlar da bayağı para ediyor. O yüzden keşif yapın. Ben başlarda çok es geçmiştim bunları. O yüzden bazı yerlerde mal gibi kaldım ortada. Bu satıcından aldığınız, doğru terimi bir türlü aklıma gelmedi ama işte anladınız siz. Silah bölmeleri, İşte dürbün falan. Bazı bölmeler düşmanların zayıf noktalarını göstermede yardımcı olabiliyor. Normal şartlarda bayağı zorlayacak olan düşmanları bu sayede 3-4 mermide indirebildim. Bu da harika bir oyun dizaynının var olduğunu kanıtlıyor. Oyunda yaptığımız hiçbir şey boşa değil yani. Bulmacalar da es geçilmemiş. Orijinal Resident Evil'ların ününe sahip olmasındaki sebep çok iyi bir korku oyunu portresi çizmesinin yanı sıra oyunda bir sürü bulmacanın da var olmasıydı. 4. oyunda da sürüyor bu. Az sayıdılar ama özler. Bir tanesinde özellikle bayağı zorlandım. Mekanlarda değişiklik gösteriyor sürekli. Bu da neye yol açıyor? Temponun bir an olsun sizi sıkmayacak şekilde ayarlanmasına. Ama itiraf etmem gerek, oyunun son 2-3 saatinde biraz sıkılmadım dersem yalan olur. Çünkü oyun aksiyona kayıyor.
koyuyor bu kısımlarda. Ama bayağı aksiyona koyuyor. Biraz ekşi bir tat bıraksa da ağzımda bu kısımlar oyunun genelindeki bu mükemmel tadı kapatacak güçte de değil kesinlikle. Ashley'i koruduğumuzdan bahsetmiştim. Oyunda yanlış hatırlamıyorsam Z tuşuna basarak Ashley'e komut verebiliyoruz. Oyunda bir bölümde Ashley'in konteynerların içine girip tehdit saçan düşman grubundan saklanabilmesi için bu komut tuşunu ekranda göstermişti bize oyun. Ama daha sonra hiç hatırlatmadı. Kültürleri tarafından kafana kısıldığımız bölümde yerde bulunan iki tuşu aynı anda basmamız gerekiyordu. Ashley'e komut verebildiğimizi bilmiyordum bile. Bayağı öldüm burada ve çok pis heyecanları yaşattım Discord'da oyun oynarken arkadaşlarıma. Yapmam gereken çok basit. Ashley'e komut vererek tuşa basmasını sağlamak ama ben nasıl çözüm yolu buldum? Gelin birlikte izleyelim. Evet, böyle. Vallahi böyle geçtim. Devam. Atmosferden zaten bahsettim. Müzikleriyle, mekan tasarımlarıyla atmosferi iyi yaşatıyor bize. Grafikleri ve animasyon kalitesini övmek istiyorum hacı. 2005 oynuyorsun lan sen. 2005. 16 yıl geçmiş. Nasıl hala sırıtmıyorsun lan? Tamam, birazcık yaşlanmaya başlamışsın. Ama yok abi, hala günümüz oyunlarıyla yarışır. Days Gone'ın grafikleri yerine bunu tercih ederim. Ara sahne kalitesi seslendirmeler de yine yılına göre oldukça iyi. Birçok eski yapım gibi bilgisayarımda sorun yaratmadı. Bazı ses efektleri fazla çıkıyor. Seste sorun var. Bunu da yılına bağlıyorum. Çok daha detaylı anlatmak istesem anlatırım aslında ama diğer oyunlarda vakit ayırmam gerektiğini de unutmamam gerek. Kısaca özetlemek gerekirse, devrim niteliği taşıyan omuz kamerasının sektörü dahil etmesi, oldukça tatmin edici vuruş hissiyatı, harika silah mekanikleri, sürekli değişiklik gösteren bölüm tasarımları ve geçirdiğim rage anlarıyla hatırlayacağım taş gibi bir oyun Resident Evil 4. Resident Evil 4'ün çıkışının ardından bir yıl bile geçmeden Capcom 5. oyunu duyurdu. Fragman duyurulduktan sonra Capcom 3 yıl boyunca sessiz kaldı. Koyu Resident Evil hayranlarının çoğu Resident Evil 4'ün değerini anlamış, tüm oyuncular Resident Evil 5'in yolunu gözler olmuştu. Takvimler 5 Mart 2009 tarihini gösterdiğinde Resident Evil 5 çıkışını gerçekleştirdi. Eleştirmen yorumları olumlu olsa da serinin core hayranları feci kızgındı bu oyuna. Genel çoğunluk büyük bir hayal kırıklığı veya Resident Evil'a hakaret bu oyun değil nitelendiriyordu. Ama azınlıklı bir grupta eğlenceli bir co-op arcade TPS shooter olduğunu söylüyordu. Ben aslında cidden merak ediyordum bu oyunu. Arcade shooterları zaten severim. Uncharted'ın da oldukça büyük bir hayranıyım. Tomb Raider'ın 2013 yılında çıkan oyununa bayılırım. Keyifli aksiyon sekansları varsa 4. oyunun mekaniklerini taşlandırıp yoluna devam ederse keyif alıp başından kalkabilirim. 4. oyunu bitirdikten sonra 5. oyunu arkadaşımın da aldırıp ertesi gün hemencecik giriştik. Peki oyun nasıl? Resident Evil 5. Uncharted 2'nin son 4 bölümü aksiyondan nefes aldırmayacak bir tempoyu sahip olduğu için beni baydığından bahsetmiş miydim? Bahsettiğim bir örnek vereyim o zaman. Resident Evil 4'ün son 3 saati fazlaca aksiyon barındırdığından final kısımları ağzında ufak bir ekşi tat bırakmıştı bildiğiniz gibi. Son boss ve ondan sonraki aksiyon sekanslarını dahil etmiyorum, o bayağı epikti. Ya işte oyunun 5. chapter'ı, anladınız siz beni. Ha işte. Resident Evil 5'i tanımlayacak olsam, Uncharted 2'nin son 4 bölümü ve Resident Evil 4'ün 5. chapter'ının 15 saate uzatılmış bir versiyonu derim. Evet, beğenmedim. Çok istedim keyif almayı ama oyun her seferinde bir engel koydu. Her seferinde. Şimdi öncelikle hikayeden başlayalım. Ana hikayeyi anlatmadan önce bir cümle 3. oyundan bahsedeceğim. Spoiler niteliği taşıyor. Spoiler yemek istemiyorsunuz. Şu noktadan sonra sesi kapatın. Ekranda sayaç olacak. Sayaç bitince de sesi açıp videoya devam edebilirsiniz. Resident Evil 3'ün sonunda Raccoon City'ye atılan nükleer bomba sonrası dünya virüs illetinden kurtulmuştu. 4. oyunuyla beraber yepyeni bir sayfa açılmıştı. Oyun bizi Los Illuminados tarikatının içine
içine sokarak Las Plagas paraziti ile tanıştırmıştı. Artık virüs değil, parazit de önümüzdeki tehlike. Parazitin etkileri T virüsten çok farklı. Virüs insanları beyinsiz yaşayan ölülere çevirirken, parazit bulaştığı kimseleri düşünerek hareket edebilen daha güçlü ve daha hızlı yaratıklara dönüştürüyor. Bu parazitin etkileri oyun boyunca bize gösteriliyor. Virüsün sebebi Umbrella şirketi yaşanan olaylardan sonra kapatılmıştır. STARS örgütü kapatılmıştır. Ancak yerine BSAA kurulmuştur. Yani biyoterörizme karşı hareket başlatılır. Oyunun geçtiği yer olan Afrika'da Umbrella ile ilgili bir şeyler olduğu düşünülmektedir. Ancak emin olunamadığı için de BSAA harekete geçer. Ve ekibe katılan Chris Redfield olayları incelemesi için bölgeye indirilir. Chris, Kijiji Afrika'ya gider. Ve oraya ilk gittiğinde Sheva Alamar adlı ortağıyla tanışır. Kijiji'da çok garip olaylar olmaktadır. Chris, T virüsü olaylarından biri zannederek karantina alanına girer. Amacı, Ricardo Irving adındaki kara borsa ile biyolojik silah satan adamı bulmaktır. Ama bu, klasik olarak o kadar kolay olmayacaktır. Chris ilerledikçe bunu T virüs değil de Leon S. Kennedy'nin Ganado raporu ile ilişkili olacağını anlar. İkilinin bu macerada türlü düşmanlar ve tehlikeler ile baş etmesi gerekecektir. Hikaye fark ettiğiniz gibi iyice askeri bir hale bürünmüş. Atmosfer baya baya değişmiş ki zaten parazit kapmış ama hala akılları başlarında olan silahlı tipler ile savaşınca korku ve gerilim atmosferinden eser kalmıyor. Ve hikaye boyunca türlü klişeler ve cılkı çıkmış olaylar bizi karşılıyor. Birinci oyunda envanter slotuna 10 mermiyi zor alan, zar zor ateş eden Chris, 5. oyunda God mod açmış anasını satayım. Cidden Chris'e One Punch Man'deki Saitama'yı verseniz onu da dövecek anasını satayım. Adam kayaya yumruk atıyor lan, kayaya! Kaya! Bildiğiniz kaya! Tamam sen oradan git artık hadi. Ne? 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 What the fuck, ne oluyor? Bu ne oluyor? Ana! Gördüğüm en komik ilerleyen, en T'ye bile alınmayacak, klişe ve kötü hikayelerden birisine sahip Resident Evil 5. Her şey o kadar etkileyicilikten uzak ki, her saat başı bir olay olduğunda ağzınızdan benimki diyorsunuz. İşin iş çok ama çok kötü yahu. 4. oyundan sonra Mikami'nin Capcom'dan ayrılışının etkileri büyük hissediliyor. Her şeyde Mikami'nin eksikliği hissediliyor ya, her şeyde. Özellikle oynanışta. Şimdi Resident Evil 5 bir arcade TPS shooter demiştim. Ve türüne bakıldığında gayet keyifli mekanikleri sahip aslında. 12 yıllık oynama 2021'de bile keyif verebiliyor. Eğlenceli. Ama. Ne demiştim yukarıda? 4. oyunun mekaniklerini taçlandırıp yoluna devam ederse keyif alıp başından kalkabilirim. 5'in tökezlediği başlıca nokta bu. 4. oyunun üzerine hiç koymamış ya, hiç. Hatta ve hatta oynanışın bazı alt başlıklarına direkt bir downgrade söz konusu. Tek tek irdeleyelim. 4. oyundaki en sevdiğim özelliklerden birisi vuruş hissiyatının tatmin ediciliğiydi. 5. oyunda 4. oyundaki vuruş hissiyatından eser kalmamış. Tamam, huzurlara vurunca düşmandan yine aynı şekilde tepkiler verebiliyor olabilir ama robotik hissettiriyor yahu. Zaten ekranda görüyorsunuz farkı. 4. oyun mermilerin düşmanlar üzerindeki etkiyi ses efektleri ve görsellik ile muazzam bir şekilde gösteriyordu. Ama 5. oyun... Bilemiyorum ya, zayıf geldi bana. Özellikle 4. oyunu oynadıktan hemen sonra 5. oyuna geçince fark büyük bir oranda gözüme çarpıyor. Silah mekanikleri yine 4'e göre basite indirgenmiş. Yani de ben tabanca ile vurduğumda da aynı hissi alıyorum. Taramalı tüfekle de. Ya hadi arada 1-2 yıl olsa bir şey demeyeceğim. Yönetmen değişmiş, oyunu düzeltememişler diyeceğim de koskoca 4 yıl geçmiş lan aradan. Koskoca 4 yıl. Millet 4 yılda, mesela 2002 yılında çıkan Resident Evil Remake'e bakın, bir de 2005 yılında çıkan Resident Evil 4'e. Aradaki fark uçurum. Oyun dünyası cidden 2000'lerin ortalarında çok hızlı bir evrim sürecinden geçti. Ama 4 yılda nasıl sizin oynanış mekanikleriniz önceki oyunun aşağısında olur anlamıyorum. Tamam, keyifli de hiç oturaklı değil ya. Bir de düşman tipleri de çok hızlı kalıyor bazen Chris ve Sheva'ya göre. Bir arcade TPS'e göre karakterlerimiz hantal. Ha, oynanışta iyi ve geliştirilmiş yönler yok mu? Elbet ki var. Olması lazım zaten. Bir kere 4. oyundaki nişan alınca karakterin durması hala duruyor. Ama bunun 4. oyundaki kadar aksiyonu baltılıyormuş gibi hissettirmiyor. Çünkü WASD ile karakteri döndürmemiz falan düzeltilmiş. Ne var yani, bu kadar işte geliştirilen yanlar. Valla.
Ya lan borcum var oğlum, gidin oynayın. Oynanışı baltalayan ve sinir bozucu olan bir nokta daha var. Silahımızı değiştirmek için aynı 4. oyunda da olduğu gibi envanteri açıp seçeceğimiz silah ekiplememiz lazım. Ama sıkıntı şu, 4. oyunda envantere girince oyun duraklatılıyordu. 5. oyunda ise devam ediyor. Bu yüksek ihtimalle co-op oynarken oynanışı sekteye uğratacağı için yapılmış bir şey ama... Bari envantere girdiğinde karakterimin yürümesine izin ver la. Mal gibi duruyor karakter silah seçerken. Sonra da boss gelip bir tane çakıyor bana. Boss demişken bosslardan da bahsedeyim. Oyunda bir sürü boss var ama bir sürü. Seri içerisindeki en fazla boss savaşına sahip olayım bu olabilir. Ki boss savaşlarını da severim. Ve bu oyunlara çeşit çeşit olması güzel bir şey. Ama bazıları var ki hele böyle boss dizaynın içine sıçayım dedirtiyor. Çoğu aynı mantığa sahip. Zayıf noktalarına vur ama sadece vurmak yetmez. Tüm şarjörünü boşala. Bu oyundaki bosslar tam bir mermi süngeri. Sık sık ölmüyorlar. Hele bir tanesi var 25 dakika sürdü lan öldürmemiş. Bir de bunda 4 kere falan öldük arkadaşımla, onu da hesap edin. Son boss da bence aşırı abartılı bir boss. Gereksiz hani. Bir de quick time event koymuşlar. Arkadaşım geberdi bildiğin aynı tuşa basmaktan. Ha arkadaşım demişken ben bu oyunu kesinlikle co-op oynamanızı tavsiye ederim. Alacağınız keyif daha yüksek olur. Ama kolsuz olmayan bir arkadaş alın yanınıza. Yoksa son boss'u 25 kere deneyim etme ihtimaliniz yüksek. Kendisine buradan selam olsun. Bana iyi çile çektirmiş olsa da az götümü kurtarmadı değil. Dördüncü oyunda ne yapardık? Etrafta bulduğumuz paralar ile satıcıdan bir şeyler alırdık. Silahlarımızı geliştirirdik. Bu oyunda ekipman alma ve geliştirme durumu nasıl kotarılmış peki? Ölünce ya da bölümün sonunda mağazadan bir şeyler alarak. Yani paraları aldık da hani nereden geliyor bu ekipmanlar? Paralar nereye gidiyor? Tamam, gereksiz eleştiriyor olabilirim ama sorguluyorum hani. Şimdi bölüm tasarımına bağlayacağım. Bölümler oldukça çizgisel zaten. Satıcı koyamamanızı buna bağlıyorum. Ama bu bir bahane değil. Bölümde ilerlerken bir checkpoint noktası olurdu. Orada hem bir satıcı olurdu. Mesela bir BSAA askeri çağırabilsek satın alım için. Hem hikayeye bağlı olur hem de daha gerçekçi hissettirir. Oynanışta bahsetmem gerekenlerden bahsettim. Hemen bölüm tasarımlarına detaylı kazandırayım. Tasarımlar zaten çizgisel dedik. Ama bölüm çeşitliliği anlamında cidden bu oyunu takdir ediyorum. Her bir chapter'ı farklı bir atmosferde yapmak için ellerinden geleni yapmışlar ve bir bakıma da başarılı olmuş geliştirici ekip. Aksiyondan baysam da bir noktadan sonra farklılık gösterilmesi için uğraşılmış. Mesela Uncharted 3'ten fırlama bir kovalama sekansı ki daha Uncharted 3 yoktu o zamanlar. Hızla giden bir geminin üzerinde taretler ve roketleri kullanarak ahtapot vari bir yaratıkla yapılan boss savaşı falan buna benzer birçok sekans ile desteklenmiş oyun. Ama sonlarda işin bukunu çıkartmasalar belki keyif alabilirdim. Bulmacalar çözerek ilerlediğimiz 1-2 bölümler mevcut ve durmaksızın tonlarca bölüm oynadıktan sonra dinlenmek için iyi bir olanak sağlıyor bulmaca kısımları. Zekilikten uzak basit bulmacalar bunlar ama tempoyu azaltmak için birebir. Ne kadar azaltıyor peki? Oyunun aksiyon dozajı %95 ise durgunluk oranı %5'tir, oradan hesap edin işte. Ve bu oyun 15 saat falan hani. Kısa bir oyun da değil. 7-8 saat sürse belki de eğlenceli bir oyun deyip başından kalkardım ama bu cidden uzun süre ya Resident Evil 5 için. Çünkü oyun bölümler ve bossları es geçiyorum, combat kısmında da herhangi bir çeşitlik sağlamıyor bize. Belki siz sürekli devam eden aksiyonu seviyorsunuzdur. O zaman keyif alabilirsiniz ama beni çok baydı. Teknik tarafa gelecek olursak. Grafikler günümüzde dahi sırıtmıyor. Teknik tarafta da bir sorun çıkartmadı bana. Karakter animasyonları da döneminde olabilecek normal seviyedeydi. Ara sahnelerin manyak bir Japon elinden çıktığı çok belli oluyor. Uçuk kaçık aksiyon sekansları sonuçta bunlar. Hani Hollywood'a bile, Michael Bay'e bile abartı gelir bu sahneler. TPS Call of Duty resmen. Sesler hakkında yorum yapamayacağım çünkü oyun boyunca mermi bocaladığımız ve sadece mermi ve arkadan gelen müziklerin seslerini duydum oyun boyunca. Müzikler aksiyona uygun bestelenmiş ama müzik zevkime hiç uyan şarkılar değildi bunlar. Sanırım başka bir şey kalmadı ya anlatacağım. Kısa bir değerlendirme yapalım. Resident Evil 5 rezalet senaryo, çeşitlenmeyen ve sıkıcılaşan oynanış, durmak bitmeyen aksiyonun bir noktadan sonra kabak tadı vermesi ve 4. oyunu neredeyse hiç geliştirmemesiyle gözümde büyük kan kaybetse de çeşitli bölüm tasarımları ve fena olmayan bir co-op sistemiyle rezalet sınıflandırmasından kendini kurtarıyor. Size Resident Evil 6'yı tek bir cümleyle açıklayayım mı? Peki, açıklıyorum. Bok gibi. Bunu yapmasam içim rahat etmeyecekti.
Core Resident Evil hayranları 5. oyuna laf geçirmeyi sürdürürken 2012'nin başlarında yayınlanan Resident Evil 6'nın fragmanı onları resmen taşak geçmek için malzeme veriyordu. Rezalet çıkması an meselesiydi ki oyuncular çıkar çıkmaz içinden geçmeyi başardı zaten oyunun. O zaman detaylıca bir irdeleyelim bu dalgaların kaynağı olan Resident Evil 6'yı. Bir seride köklü değişikliklere gitmek kötü değildir. Yeni bir tat, yeni bir atmosfer, bambaşka yerlere çekebilir yapımları. İlk 3 oyununda korku taklidi giden Resident Evil serisi 4. oyunda korkuyu arkasına atarak gerilim tohumcukları ve aksiyonu ön plana atıyordu. 5. oyunda zaten uzun uzun bahsettim, tamamen sırtını aksiyona yaslıyordu. Aksiyonun da aksiyonunu bir Resident Evil oyununda görmeyi beklemezdim doğrusu. Boku çıkınca cidden temeli sağlam olsa da ekşi ve acı bir tat veriyor. Resident Evil 5'in süresi konusunda şikayetlerimi dile getirmiştim getirmesine de 6. oyunda daha uzun bir süreyle karşılaşmayı beklemezdim. Oyunu oynamadan önce uzun olacağını biliyordum ve o zaman da hadi lan oradan demiştim. Hatta canlı tepkimi de göstereyim. Ben nasıl geleyim 30 şimdi oraya saatlik kanka? oynanış varmış abi. 6. oyun. Ne? Şimdi baktım. 30 saat. Ne 30 saat oğlum? Yok. 30 saat ne? Resident Evil 6 cidden de 25-30 saat arası bir uzunluğa sahip ve bu cidden bayağı uzun bir süre. Bu kadar uzun süre nasıl çeşitlilik ekleyecekler ki? Adamlar 15 saat süren Resident Evil 5'te bile bölüm çeşitliliği dışında herhangi bir dalda etkili sonuç verememişken neredeyse 2 katı uzunluğuna sahip 6. oyunda nasıl yenilikler karşılayabilir ki bize? Sıkmıyor mu hiç? Yenilikler karşıladı mı peki? Bu sorunun yanıtı hem evet hem hayır. Şimdi hikayeden bahsetmeden önce şu detayı vermek istiyorum. Resident Evil 6 bir ana senaryonun etrafında 4 ayrı karakterin hikayesini bizlere sunuyor. Leon, Chris, Jack ve Ada Wong. Bu 4 karakterin de ayrı campaignleri bulunuyor. Ve hikaye boyunca aralardaki bazı önemli sahnelerde karakterlerin hikayeleri kesişiyor. Hikayeyi bir anlatayım. Hikayemiz 2012 yılının Aralık ayında Edonia adlı eyaletin Güney Slav bölgesinde geçiyor. Edonia'nın Özgürlük Ordusu adı altındaki ordusunun paralı askerlerinden Albert Wesker'ın oğlu Jake Miller, ordudan bir biyoterörist saldırısı sırasında kaçmayı başarıyor. Jake, yolculuğu sırasında 2. oyunda Claire tarafından çocukken kurtarılan Sherry Birkin ile partner olarak yoluna devam ediyor. Aynı zamanda yüzbaşı Chris Redfield ve yardımcısı Pierce Nivenstan'da oluşan bir ekipte Ada Wong tarafından gerçekleştirilen saldırının enkazlarını üzerinden atmaya çalışıyor. Ada Wong, Chris Redfield'ın önderlik ettiği BSAA'in neredeyse her görevlisine C-virüs enjekte ederek yaratıklara dönüştürmüştür. Bu olayların ardından 6 ay geçmiştir ki Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Adam Bamford, 1998 yılında meydana gelen facianın arkasındaki gerçekleri tüm dünyaya açıklamaya karar verir. Bu sırada Amerikan başkanının sağ kolu olarak Leon S. Kennedy görev yapmaktadır ve yardımına AB gizli servisinden Helena Harper katılır. Başkan açıklamasını yapamadan önce evine bir biyoterörizm saldırısı gerçekleşir ve Leon S. Kennedy de bu olayların arkasında yer alanları çözmek için harekete geçer. Başkanı öldürmesi gerekmektedir. Resident Evil 6 bu şekilde 4 farklı hikayeyi ayrı ayrı anlatarak dolan başlı ve karmaşık bir olay zinciri koymak istemiş önümüze. Yani popüler bir filmden örnek vermek gerekirse aynı Pulp Fiction hikaye anlatım tarzı gibi. Ki yiğidi öldür hakkını yeme bu kesişen olaylar güzel sunulmuş. Yapmak istediği şeyi başarıyla yerine getiriyor ama hikayenin iskeleti sağlam olmadıktan sonra ne önemi var ki bunun? Klişe bir Hollywood aksiyon filmi senaryosuna dönmüş iyice. 6 oyun boyunca bir tane düzgün hikaye anlatan Resident Evil oyunuyla karşılaşmadan ihale 5 ve 6'ya mı kaldı? Evet, çünkü ikisinin hikayesi de tabiri caizse bok gibi. Havalı karakterler dünyayı kurtarmaya çalışıyor senaryosu bu. Direkt şakasız bu yani. Adamlar inatla daha da klişeleşmeye çalışmışlar. Üzerine çarpmaz hikaye anlatım tarzıyla kapatmaya çalışmışlar ama bu iğrenç bir yemeğe katılan baharattan fazlası olamamış. Yine Resident Evil 2 Remake'de dem vurduğum şeyden bahsetmek istiyorum.
Second Run ile ikinci bir campaign'i oynuyorduk. Burada bu sayı 4'e çıktı. Her seferinde farklı bir şey denemeye çalışmışlar ama ben zaten hikayenin sonunu bir karakter ile de oynasam görüyorum. Diğerlerinin oynamaya niye ihtiyaç duyayım ki? Arkada dönen olayları anlamak için de çok bir teori üretmemize gerek yok. Çok tahmin edilesi. Bakın şunu niye yapmadınız? Bu kesişen hikaye konsepti tek campaign üzerinde de etkili olabilir sevgili Capcom. Yap tek bir campaign, bir bölüm Leon, bir bölüm Ada, bir bölüm Chris, bir bölüm Jake ile oynayalım. Zaten bölümlerin hazır. Kesişen noktalarda da iki karakterden birini seçebilme imkanı verirdim bize. Oldu bitti maşallah. Gerisi zaten kurgulanırdı bir şekilde. Ve oyunun gereksiz uzun süresi de azalmış olurdu hani. 15 saat falan olurdu. Ama karakterler ve atmosfer sürekli değişeceğinden çok da sırıtmazdı. Bazı bölümleri cidden tekrar oynuyorsunuz. Ve yaptığınız şeyler değişmiyor hani. Yaptığınız şeyler derken mesela bir bölümde Chris ve Jake karşılaşıyor ve bir yaratık ile kapışıyorlar. Ama iki campaign'de de oynadığımızda yaptığımız şey değişmiyor. Mesela Jake campaign'inde canavar ile uğraşırken Chris campaign'inde canavarı ortadan kaldıracak bir silahın parçalarını toplasak farklılık eklenirdi. Hani bu fikir benim bile aklıma geliyor. 600 kişinin çalıştığı bir oyunda bir Allah'ın kulu mu çıkıp demedi ki biz aynı şeyi niye yaptırıyoruz oyuncuları amına koyayım diye. Hani elde imkanınız var ama cidden bu mu sizin yaratıcılığınız lan? Vallahi şaşırıyorum ya. 600 kişi çalışıyor lan bu oyunda. 600 kişi. Neyse sakin olup devam edelim. Daha konuşacağımız çok şey var. İlk önce Leon hikayesini oynadım ve aralarındaki en iyisi buydu sanırım. Bir kaşık bal çalıyor ağzınıza en azından. İlk iki bölümünde aslında fena değil sanki lan dedim. Atmosfer bayağı hoş. Cidden bir Resident Evil oyununu andırıyor. Sonra bam güm aksiyon go brrr tarzına dönüşüyor. Ve silik zoruyla eklenmiş bir sürü gereksiz sahne ve bölüm bizleri karşılıyor. En azından çok baymadan oynayıp bitirdim bu campaign'i. Her şey iyi hoş. Chris senaryosuna geçiyorum ve işler işte burada çığırından çıkıyor. Chris senaryosunda felaket sıkıldım. Öyle böyle değil ama. Tahminimce 7 saat süren bu kısım boyunca her salise başım mermi sıkmaktan o kadar sıkıldım ki. O kadar sıkıldım ki. Ne yazsam ne söylesem yaşadığım sıkıntıyı size anlatmaya yetmez. Resmen Çin işkencesi gibi amına koyayım. Zaten yayına geldiyseniz oyundan ne kadar bunaldığımı anlamakta çok da güçlük çekmezsiniz. Baygınlık geçire geçire bir şekilde Chris campaign'ini de bitirdim. Hikaye o kadar sikimli değildi ki hani sadece bitsin diye oynuyordum oyunu. J2 oynamaya başladım ve ilk bölüm yukarıda da bahsettiğim Chris'le karşılaşma bölümü. Ve aynı şeyleri yaptığımda klavyeyi monitöre çakmama ramak kalmıştı. Jake o kadar odun bir karakter ki Chris'ten bile daha odunu varmış dedirtiyor insana. İlk bölümü bitirdim, ikinci bölüme başladım ve daha fazla dayanamayarak oyunu kapattım. Oyunu silmemiştim ama Resident Evil 6 benim için bitmişti artık. Gittim, o sıra 7. oyunu falan bitirdim. Hatta 8. oyunu bile bitirdim. Sonra bir geri döneyim dedim, oyunu açtım. Jake'den devam etmeye çalıştım. 5 dakika dayanamadan alt F4'ü çektim. Sonra kendime yediremedim. Gittim tekrardan bir açtım oyunu. Dedim ki, Ada'yı deneyeyim lan belki o eğlencelidir. Onu da 10 dakika kaldıramadıktan sonra oyuna bir daha hiç dönmemek üzere sildim. Yani zaten oyunun sonunu biliyorum. Diğerlerini bitirsem ne olur, bitirmesem ne olur. Gidecek zaman ne yazık. Oynanış kısmı için farklılık gösteren yanları şöyle bir anlatayım. Leon daha çok 4. oyunu andırıyor. Chris, Uncharted, Tomb Raider, Gears of War karışımı yani kısaca Resident Evil 5'i andırıyor. Jake, yakın dövüşü ön planda tutuyor. Ada da gizliliği. Ama çok ciddi farklılıklar gösteriyor mu? Hayır. Neredeyse animasyonlar bile aynı. Silah mekanikleri 5'e göre bir tık daha iyi olmuş. Vuruş hissiyatı oyundaki yegane iyi olan şeylerden birisi. Ama hala bir 4. oyun seviyesinde değil maalesef. Yere yatıp düşmanların bacaklarını bıçakla keserek öldürmek büyüktür. Resident Evil 6'nın tamamı derim. Silah çeşitliliği 4 ve 5'e göre bayağı az ve silahlar olarak, hissiyat olarak birbirinden ayrılamıyorlar. Karakterlerimizin hepsi bu oyunda çok hızlanmışlar ve bayağı akrobatik hareketler yapıyoruz. Uçak sürdüğümüz, araba sürdüğümüz anlar ekleyerek bir tat katılmaya çalışılmış ama her yerden bir patlak veren Resident Evil 6 burada da bizleri şaşırtmayarak araba ve uçak kontrollerini adeta paslanmış bir hurda gibi sunuyor bizlere. Olabilecek en basit seviyede. Joseph Fares başında olsa bu oyunun harcadığınız paranın %10'unu versen daha eğlenceli ve daha derin bir hale sokar ki sokuyor da yani. Boss savaşlarının hiçbiri akılda kalıcı değiller. Kısacası şu dersi çıkarıyoruz Resident Evil 6'dan. Baştaki kişinin vizyonu çok ama çok önemli. Bölüm tasarımlarına gelecek olursak, oyun boyunca tonlarca aksiyon sekansıyla baş başa kalıyoruz. 5. oyundaki çeşitli atmosfer ve bölümler bu oyunda kendini yitiriyor. 5'in çizgiselliğinden bile daha çizgisel bu oyun. Koridordan git, zombi kes, gir, sonra kaçmalı bir aksiyon sekansı. 30 saat boyunca bu tarz şeyler yapıyoruz.
Adeta bir döngü gibi. Düşman çeşitleri de hep aynı gibi. Arada farklı tipler çıkıyor. Akılda kalıcı bölümlerin hepsi Leon için yapılmış ya da resmen. Kaç tane akılda kalıcı bölüm var peki? Bir... Hadi bilemedin iki. Zombi sürüsünden kurtulmak için bir silahçıya girip oradaki grupla beraber gelen yaratıkları birer birer avladığımız bir bölüm var mesela Leon campaign'inde. Sanki aklı az da olsa başında olan bir ekip Leon kısımlarını yapmış da diğer bölümleri stajyerlere vermişler gibi. Bunun dışında işte bölüm tasarımları da zayıf geldi bana maalesef. 5'in tek iyi yaptığı yön buydu ve onu da kaybetmeleri üzücü. Şimdi diğer yönlere bir değineyim. Grafikler vallahi taş gibi. Özellikle Leon senaryosunda bayağı güzel gözüküyordu. Sonra nedense çamur gibi geldi. Sizce tesadüf mü? Leon campaign'lerinde yağmurlu gece atmosferi bayağı hoş ve ışıklandırma falan da göze çok güzel geliyordu. Ama doku kalitesi falan o kadar da iyi değil. Karakter animasyonları bayağı keskin ve göze bazen kötü gelen anlar oluyor. Ara sahneler sinema filmi kalitesinde çekilmiş. Ama işte senaryo mantığı olmadıktan sonra çok da övesiniz gelmiyor burayı. Ama SS alınacak bazı anlar çıkartma konusunda başarılı. Ses tarafı fena değil. Son bir değerlendirme. Resident Evil 6 bok gibi senaryosu, felaket sıkıcılaşması sebebiyle ben de baygınlık hissi yaratması, tekrara binen aksiyon sekansları, gelişmeyen oynanış ve 4 ayrı senaryo modu mantığı ile ilgi çekici bir hikaye konseptini batırmasıyla hatırlayacağım rezalet bir oyun benim gözümde. Fakat şu açıdan Resident Evil 6'ya minnettarım. Habire Days Gone ve Watch Dogs Legion'u gömüyordum ve Resident Evil 6'da artık onlara ortak olacak ve üzerimden büyük bir yük atacak. Teşekkür ederim Resident Evil 6. Sırf bunu sağladığın için sana Platinum Kupa veriyorum. Üst üste iki tane alay konusu olan Resident Evil oyunundan sonra hayranlar artık bu serinin öldüğünü düşünmeye başlamıştı bile. Gelen tepkilerin ardı arkası kesilmiyordu. Capcom da yediği bokun farkında olacaktı ki bir sonraki ana oyun için tam 4 yıl seriyi rafa kaldırdı. Zamanı geldiğinde de beklenmedik bir anda yeni Resident Evil oyununun fragmanını oyuncularıyla buluşturdu. Cidden aksiyon gobur oyunlarını bir çırpıda kenara atarak korkunun ön planda olduğu bir oyun gibi gözüküyordu Resident Evil 7 gösterilen fragmanda. Doğal olarak hayranlar endişeliydi ama bir nebze de olsa ümit tohumları yeşermişti. Gözler bu oyunun üzerindeydi. 24 Ocak 2010 tarihinde de bu yeni Resident Evil halkası kontrolcü sahipleriyle buluştu. Hem eleştirmenler hem de oyuncular memnundu. Capcom'un bir köklere dönüş yaşadığını söylüyordu çoğunluk. Benim bu oyun çıktığı zaman bir PlayStation 4'üm yoktu. Bilgisayarım hiç yoktu zaten. 2017'nin Haziran ayında kendime bir PlayStation 4 aldığımda da Resident Evil 7 hala yeni bir oyunda ve fiyatı pahalıydı. O sene keriz gibi sadece Call of Duty World War 2'yi almıştım. Aşırı merak ettiğim Wolfenstein 2'yi bile tam 3 sene sonra PC'de oynayabildim anca. Resident Evil 7'de bu yıla kısmet oldu. Ve işte karşınızda hayranlar ve genel oyuncular tarafından köklere dönüş yaşayan Resident Evil oyunu diye tabir edilen oyun. Altı oyun boyunca, hadi ilk oyunu saymayayım, hiçbir Resident Evil oyununun hikayesini iyi bulmadım. Bayıldım Resident Evil 4'ün senaryosu bile başkanın kızını kurtarmaya giden Leon'un maceralarından öteye gidemiyor benim gözümde. Büyük bir mutlulukla söylüyorum ki ilk defa hikaye konusunda ilgi çekici, sonunu merak ettiren ve sürükleyici bir Resident Evil oyunu ile karşılaştım. Village'ı katmadan söylüyorum, 7. oyun serideki en iyi hikayeye sahip oyun. Ama bakın anahtar cümle serideki en iyi hikaye. Çok iyi veya mükemmel sıfatlarını yakıştırmam bu hikayeye ama iyi derim kesinlikle. Gelin bir kısaca anlatayım size. Hikayemiz daha önce seride adı bile geçmemiş olan Ethan Winters'ın 3 yıldır kayıp olan ve gelen bilgilerle öldüğü tahmin edilen karısı Mia'yı aramak için Amerika'nın Louisiana eyaletindeki Dalvey kasabasına gelmesiyle başlıyor. Ethan, Mia'dan aldığı mesajda gelmesi gereken yere geldiğinde kendisini terk edilmişe benzeyen ıssız bir çiftlik evi karşılar. Eve bir şekilde girmeyi başaran Ethan, Mia'yı bodrumda hapsedilmiş bir biçimde bulur.
Mia'ya bir şeyler olmuştur. Mia, Ethan'ı görünce çift kişilikli bir hale bürünür ve bizi buraya çağıranın kendisi olmadığını söyler. Sonrasında baba, onları bulmadan bir an önce evden kaçmaları gerektiğini söyler. Bu sırada Zoe adındaki bir kadın Ethan'a telefon ile ulaşır ve ona tavan arasından bir kaçış yolu var diyerek Ethan'a yardımcı olur. Ethan ve Mia tavan arasına doğru yollarken Mia bir anda çıldırır ve dönüşüp Ethan'a saldırır. Mia eline aldığı testereyle Ethan'ın sol kolunu keser. Bu kapışmanın ardından arkamızdan Baker ailesinin direği Jack Baker, "Aileye hoş geldin evlat," diyerek Ethan'ı şiddetli bir darbeyle bayıltır. Gözümüzü açtığımızda kendimizi Baker ailesinin sofrasında buluruz. Kesilen kolumuzu montelemişler. Adeta kafayı yemiş aile fertlerinin tartışmasını görürüz. İğrenç yemeklerini bize yedirmeye çalışmalarına şahitlik ederiz. Ethan verilen yemeği ısrarla reddeder ve anne Margarita'yı kızdırır. Aile fertleri arasında tartışma çıktıktan sonra herkes dağılır. Ethan'ın bir an önce karısını kurtarması ve Baker malikanesinden kurtulması gerekmektedir. Ama aile fertleri onu rahat bırakmayacaktır. Sizin de fark edeceğiniz üzere cidden diğer Resident Evil oyunlarıyla alakası bile yok bu hikaye konseptinin. Doğal olarak bazı insanlar tarafından yine de bu Resident Evil değil yakıştırmalarına maruz kaldı. Yani uzaktan bu oyun sanki bambaşka bir hikaye anlatıyormuş ve Resident Evil ismini sadece para için kullanıyor gibi gelebilir. Ama Resident Evil evreniyle de gayet güzel bağlanmış. 5. ve 6. oyundaki "Dünyayı kurtarıyoruz, let's fucking go!" gibi ucuz senaryolardan sonra böylesine minimalist, daha eli yüzü düzgün bir hikaye ilaç gibi geldi yemin ederim. Yukarıda da bahsettiğim üzere hikayeyi beğendim. Olay örgüsü ve bazı diyaloglar zayıf olsa da karakter işlenişleri sürükleyicilik bakımından gerçekten başarılı bir iş konulduğunu söyleyebilirim. Bu başarılı olduğu alanların ana kaynağında da oyunun ilk yarısının geçtiği Baker malikanesi kısımlarına dayanıyor. Özellikle senaryonun en başarılı olduğu tarafların burası olduğunu düşünüyorum. Neredeyse hiç ara sahne bile girmeden etraftan bulduğumuz bir video kasetinde burada neler olup bittiğini anlatabiliyor oyun bize. Az da olsa ve Jack Baker'la da yüzleşiyoruz bu kısımda. Bana bu kısımlar çok fazla The Shining gibi geldi, ne yalan söyleyeyim. Bunu kötü anlamda söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Resident Evil 7'deki Jack Baker ve The Shining filmindeki Jack Torrance'ın karakter yapıları ve hal hareketleri birbirlerine oldukça benziyor. Biri baltayla geziyor, biri kürek falan. İkisinin de ismi Jack'em. Yani güzel, güzel bir kısımlar. Hikaye sonuna kadar merakla bırakıyor bizi. Ve iyi de bir finalle taçlandırıyor. Ama buna daha sonra geleceğim. Oynanış tarafına geçmeden önce oyunun kesinlikle en güçlü yanı olan atmosferi övmek istiyorum. Gerilimi verme konusunda cidden çok başarılı bir yapım. Işıklandırmalar, çevre dizaynı özenle hazırlanmış. Ama şundan da bahsetmek istiyorum. Oyunu oynamadan önce işte şöyle korkunç, böyle korkunç, en korkutucu oyunlardan birisi deniliyordu Resident Evil 7 için ama ben öyle abartılı derecede bir korku unsuru görmedim. Ama gerilim konusunda çok başarılı. Ucuz jumpscare'lar yerine cidden hiç beklemediğiniz anlarda korkutmayı başarıyor. Fakat oyunun havası bazı yerlerde cidden P.T. ve Outlast vari bir havaya bürünüyor. Özellikle ilk 45 dakika, 1 saatinde oynanış tarafında hiçbir şey yapmadığımızı ve sadece elimizdeki bıçak ile evde yürüdüğümüzü görünce bu oyunun diğer yürüme simülasyonu korku oyunlarından bir farkı kalmayacağından korktum. Neyse ki bu endişelerime çok güzel yanıt buluyor Resident Evil 7. Evde ufak tefek keşifler yaparak bulduğumuz silahlar sayesinde oynanışa da katkıda bulunuyor diyerek konuyu oynanışa bağlıyorum. T4. Oyundan beridir omuz kamerasından oynanan Resident Evil serisinin 7. oyunda değiştirdiği bazı şeylerden birisi de kamera sistemi. 3. şahıstan 1. şahısa geçiş yapıyoruz. Ve bu da ciddi bir ton farklılığına yol açmış. Harbiden de ilk oynayacak insanlar Resident Evil formülünü yadırgar ilk başta. Ama nesnel bir gerçek var. FPS kamera açısı korku oyunlarında daha iyi işlev görüyor. Arkanızdan ne geleceğini bilmiyorsunuz. Bakış açınız dar ve her şeyi direkt olarak yönlendirdiğiniz karakterin gözünden şahit olunca etkileyicilik 2-3 kat artıyor. Yavaş tempolu bir FPS oyunu, üstelik de bir korku yapımı ne kadar iyi ve sağlam bir oynanış sunabilir ki diye düşüyor soru kafanıza. Aradan çıkarayım. 7. oyunda karakterimiz bir hayli hantal ve kütük kontrollere sahip. Ama oynanışı da buna göre edinmeyi başarmıştır. Çeşitlilik sunmuyor belki ama iyi silah mekaniklerine gelince az ama öz sözünü burada iyi kanıtlamıştır. Oyun boyunca çok az silah kullansak da her biri tatmin edici ve iyi mekaniklere sahip. Vuruş hissiyatı özellikle 4. oyunu aratmayacak seviyede olmuş. Yani biraz abartmış olabilirim ama yine de iyiydi. Ama keşke yaratık dizaynları da iyi olsa. Bu ne oğlum? Slime gibi sallana sallana geliyorlar. Nasıl ciddiye alayım ben bunları? Vursan zaten renklerinden dolayı merminin etkilerini göremiyoruz. Ancak kafası patlarsa bir tatmin edici oluyor, o kadar. Ha şunu da anlatayım. Artık T-virüsten ve parazitten sonra yeni bir biyolojik değişim. Küf.
Bu düşmanlar da küflerden oluşuyor. Yaratık tasarımları berbat. Peki boss'lar nasıl? İyi. Yani fena değil. Özellikle ilk boss savaşı bayağı epik ve üzerine düşünülmüş sağlam bir boss savaşıydı. Ondan sonraki bosslar da ölene kadar mermi sıktan öteye gidemiyorlar ama fena değiller. Envanter yönetimi de bu oyunda bayağı önem arz ediyor. Mermilerinizi dikkatli harcamalısınız. Herblerinizi dikkatli ve doğru zamanda kullanmalısınız. Keşif yapmaya gayret etmelisiniz. Topladığınız materyalleri iyi kombin edecek şekilde bulundurmalısınız. Eski Resident Evil formülünü devam ettirmeye çalışmışlar. Ki eski Resident Evil'lara hiç benzemiyor gibi gözükse de benzer noktaları var. Mesela ilk oyuna bir malikanede geçiriyorduk ve orayı çözmeye çalışıyorduk, değil mi? Ha, Resident Evil 7'nin ilk 3 saati falan da bu şekilde. Bir malikanede geçiriyoruz. Aa, bölüm tasarımlarına geçmişiz ya lan farkında olmadan. Şimdi bölüm tasarımlarını iki şekilde değerlendireceğim. Çünkü bir yandan çok başarılı buluyorum. Bir yandan da bazı yerlerde çok tökezlemiş gibi hissettim. Oyunun ilk yarısını sevdiğinden bahsetmiş. Sonrasında da ikinci yarısının çok da güçlü olduğunu söyleyemem diye vurgulamıştım. Evet, ilk yarısı cidden çeşit çeşit. Basit ama keyifli bulmacalarıyla, anahtar peşinde koşarken her yerden belirebilme ihtimali olan Jack Baker'ın verdiği gerilim ile çok ama çok tatlıydı. Bir kapıyı açamayınca üzülürken 30 dakika sonra o kapıyı açabilmek, lockpick bulduğunuzda açamadığınız maymuncukları açarak kendinize materyal sağlamak falan elmas bulmuşuz gibi sevindiriyordu bazen. Daha sonradan olabildiğince spoilersız anlatmak gerekirse malikanenin dışına çıktıktan sonra bir çizgiselleşmeye başlıyor oyunumuz. Bir aile ferdiyle daha kapışıyoruz hatta burada. Buralar fena değildi ama ilk baştaki kadar etkileyicilik yoktu kesinlikle. Bu kısımlardan yaklaşık bir, bilemedin, 1,5 saat sonra da şu oluyor. Spoilerdan bahsetmem gerek burada. Görmek istemiyorsunuz, şu dakika ve saniyeye geçebilirsiniz. Baba Jack ve anne Margarita'yı öldürüp abi Lucas'ın türlü numaralarından kurtulduktan sonra Jack bu sefer yaratık biçiminde bizimle yüzleşiyor. Kendini yenilemiştir. Yaptığı iki serumdan birini kullanarak Jack'ten kurtulabileceğini anlayan Ethan, serumu enjekte ederek Jack'i durdurur. Mia'yı sağ salim Baker ailesinden kurtarıyoruz. Zoe da yanımızdadır. İkisi de Molt'tur. Sadece bir serum vardır ve aralarından sadece bir tanesini tercih etmemiz gerekmektedir. Ya Mia ya da Zoe. Ana sonu görmek için Mia'yı tercih etmemiz gerektiğinden ben Mia'yı seçtim. Ethan ve Mia, Zoe'yu arkalarında istemeden de olsa bırakarak bir bota atlayıp oradan uzaklaşır. Büyük bir gemi enkazı vardır. Suda giderlerken suyun altından çıkan küflerden birisi Ethan'ı hapseder. Daha sonradan kontrol Mia'ya geçiyor ve Ethan'ı bu sefer Mia'nın kurtarması gerekiyor. Bu kısımlar cidden oyunun en ama en zayıf kısımları. Birden mermi yağmuruna tutuluyoruz. Tamamen aynı tasarımlara sahip bir yaratıklar ile bu son kısımlarda yaklaşık 1,5-2 saat geçiriyoruz. Oyun bunu çok ani yapınca ve iyice çizgisel bir hale bürününce oyun oynarken "Abi ne oluyor ya?" diye ekrana baka kaldım. Her şey çok hızlı gelişmeye başlamıştı. Ve cidden bu bölümlerde inanılmaz sıkıldım ben. Aynı ikinci oyundaki Second Run kısmı gibi görüşlerimi sekteye uğrattı. O kadar güzel başlangıç anlarına bu kadar zayıf sonlar cidden sırıtmıyor mu yahu? Herkesi rahatsız etmez belki, hatta eğlenebilirsiniz de bu kısımlarda aksiyon olduğundan dolayı. Ama beni sadece sıktı. Son boss da bence bir hayli zayıftı. Hatta boss olduğunu söylemek bile zor. Yani hayal kırıklığı oldu ya. Hikaye anlamında güzel bir finale sahip olsa da bölüm ve oynanış olarak da tatmin etmesini yelerdim. Resident Evil 4'ün de son kısımlarını çok beğenmem ama yine de sıkmamayı başarmıştı. Bunda direkt sıkıldım hani. Çok tekrar etmesini istemediğinden kısa kesiyorum bu konuyu. Ha, aklıma geldi. Oyunda antik paralar var. Bunları toplayınca karavandaki save base'inde bu paraları kullanarak silah ve karaktere etki eden ilaçları temin edebiliyorsunuz. Silah sadece bir tane var aslında ama olsun, bunu da bir ekleyeyim dedim. Tatlı beklenti olmuş. Ha bak, save demişken 5 ve 6. oyunda save muhabbetinden hiç bahsetmediğimi fark ettim. 6. oyunu geçiyorum da 5. oyunun nedense ara ara crash veriyordu oyun bende. Lan Cyberpunk'ın crash vermediği bilgisayarda Resident Evil 5 nasıl crash veriyor oğlum? Ki hani 200 FPS falan alıyordum oyundan. Bilgisayarda da bir sorun yok. Bayağı uyuz etmişti bu durum. 5 ve 6. oyunda autosave alınıyordu direkt. 7. oyunda da ara ara autosave alınsa da çok kritik yerlerde geçerli bu durum. Genel olarak oyunu size manuel olarak kaydetmeniz lazım. Ve evet, düşmanlar yine save odalarına giremiyor. İkonik oldu artık bu da ha. Teknik yanlara gelecek olursak görüyorsunuz zaten oyun oldukça güzel gözüküyor. RE Engine motoru ilk Resident Evil 7'de kullanılmıştı yanılmıyorsam. Motor taş gibi çalışıyor. Işıklandırmaları enfes. Karakter modelleri adeta yaşayan birer canlı gibi hissettiriyorlar. Karakterimizin olmasa da diğer karakterlerin animasyonları çok tatlı. Teknik ekibi takdir etmek gerek. Çok başarılı bir iş çıkarmışlar. Optimizasyon da harika. Yüksek ayarlarda sanırsam 144 FPS aldım. Bakmadım FPS ama şimdi yalan olmasın da 60'ın altında olmadığı kesin.
Ses tasarıma inanılmaz tepkilemeyle muazzam bir iş çıkarılmış. En ufak tıkırtıya kadar duyuyorsunuz. Eğer oynamadıysanız kesinlikle kaliteli bir kulaklık ile oynamanızı tavsiye ederim. Ay, yoruldum. Kaç dakika oldu video bilmiyorum ama yoruldum. Ulan nedense her oyun içinde daha fazla anlatmam gereken şey varmış, bir şeylere es geçiyormuş gibi hissediyorum. Umarım atladığım bir detay olmamıştır, sizi memnun etmiştir oyunlar hakkındaki belirttiklerim. Eğer belirtmeyi unuttuğum şeyler varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Konumuzdan devam edelim. Başyapıt olduğunu kesinlikle düşünmüyorum Resident Evil 7'nin ama yaklaştığı yerlerde oldum. Toparlayalım. Analiz ettiğimiz 7 oyun içerisindeki en başarılı hikayeye, başarıyla portre edilmiş karakterlere, güzel mekanikleriyle vuruş hissiyatı ve malikanedeki gerilim dolu anlarıyla aklımı güzel yanlarıyla dolduruyor ama ikinci yarının tek düze bir hale gelip üzerine çok sıkıcılaşması, tonunun birden değişmesi ve aksiyona dönerek zayıflamasından dolayı gözümde büyük bir puan kaybediyor ama bu Resident Evil 7'nin harika bir köklere dönüş yaşaması gerçeğinin önünü kapatmıyor. She's everything to me. I think it's time you left things in my hands.